arkadaşlar. Ben Deniz Ahmet Değirmenci. Tekrar sizlere Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı muhteşem Kaz Dağı uzantılarında ormanlarla buluşan köylerimizden Kaplıcası da 2 kilometre mesafede olan Bardakçılar Köyü'ndeyiz arkadaşlar. Böyle güzel bir köy ki bugün tanıtacağım evimiz de arsasının büyüklüğü, evin kullanılabilirliği itibariyle köy içerisindeki konumu itibariyle, manzarasıyla, bahçesiyle, içindeki ağaçlarıyla muhteşem bir yer. Muhteşem kelimesi birazcık böyle abartı geliyor ama harika diyebilirim. Yani ben bu kadar söyleyeyim, siz de göreceksiniz. Köy camisi de yeni yapıldı dedim Coşkun şu anda. Evet. Kamera arkasında da yer sahibi arkadaşımız var zaten. Şöyle gösteriyor onu da. Arkadaşlar tam tamına ormanlarla çevrili etrafı 1266 metrekare. Doğrudur. Tam tamına. İki yola cephe. Bir tanesi bakın burada. Coşkun gösterelim. Yine bir yol burada var. Bir yol da yine şurada hemen. Bakın caminin arkasından gelen, yani burada da yol var. Orada var. Yani arkadaşlar 2-3'e de bölünebilme özelliği var. İster böyle kullanın. 130 metrekare civarında bir ev. Betonarme bir ev. Hasır betonlu ve çatılı. Arkada yine damları var. Efendim veya müştemilat evi gibi de yapabilirsiniz. Dam derken eskiden öyleymiş, bakılmış. Bahçesi yapılmış, hazır meyvesi, sebzesi var. İki tarafta asması var. İki tane böyle garaj kapısı var. Bir tanesi bakın orada. Onları hepsini göstereceğim ben şimdi size. Bakın şurası. Hemen evin bitiminde. Burada aynı şekilde. Çok kullanışlı. Elektrik, su aboneliği var. Köyde kanalizasyon sistemi. Evimizle alakalı şekilde söylüyorum, var değil mi? Var. Kanalizasyon var. Poşet çukur yok yani anlayacağınız. Su sıkıntısı olmayan bir köy, doğru mu? Yok zaten. İçme suyu tatlı böyle, çok güzel. Çan'a giden zaten 34 tane köyün içme suyu bizim kendi köyümüzden çıkıyor. Menbaası burası. Aynen öyle. Bakın arkadaşlar, Bardakçılar Köyü kaç tane şu anda burası? Yani şu anda aşağı yukarı 45-50 hane civarı. 45-50 hane yaşar durumda değil mi aşağı yukarı? Evet. Yani. Yeni buradaki yerleşenler de var, buraya gelip köy evi alan. Tabi İstanbul'dan veya civar başka illerden, içeriden gelen en az bilmiyorum ama şu anda 15-20 haneye yakındır hemen. Süper. Hemen. 10-15'in üzerindedir. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar, hani gerçekten Kaz Dağı uzantılarındaki ormanların içinde kalan bir köy olmasıyla beraber bunun hemen 2 kilometre altında bizim Bayramiç sınırlarımızın da buluştuğu değil mi? Kızılderme köyümüz, evet. Son köyümüz mesela. İki kilometre mesafede arkadaşlar bu köyün de daha önce işlettiği, muhtarın işlettiği apart otel olan Kaplıcası var. Yine 4 yıldızlı bir otel daha yapıldı. 2 kilometre mi? Yürüme mesafede sayılır. Çan'a toplamda 17 mi? 17-18 kilometre. 17-18 kilometre civarında. Çan'dan önce ihtiyaçlarımızı karşılamak için Terzalan Belediyesi beldesi var. Doğrudur. Okul var orada. O da 8-9 kilometre. 8-9 kilometre köye. Bu arada Çan'a gitmeden otoban projemiz biliyorsunuz 1915 Çanakkale Köprüsü yapıldıktan sonra bir de bizi İzmir'e bağlayacak olan, Balıkesir Kavşağı'na bağlayacak olan otoban projesi vardı. Onun da geçtiği güzergah Çan'la Terzihan arasında. Yani İstanbullusunuz, İzmirlisiniz atıyorum veya Bursa'dansınız, ulaşım yönünden de süper bir yer. Onu da belirtelim. Şimdi arkadaşlar vakit biraz şey, altın saatte azıcık kaçırdık. Güneşi yakaladık ama hemen bahçeden başlayarak ben burada kamerayı alayım Coşkun, beraber evet. Anlatalım arkadaşlara. Her şey olduğu gibi gösterelim, olur mu? Tamam. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu yolu bir göstereyim şey Coşkun hızlıdan. İki yol dedim ya, bakın arkadaşlar bir tanesi bu, burasıydı. Kadastral yol, köy içi yol.
bir tanesi de yine burası Çan'dan gelen ana asfalt. Köy asfalt. Yalı yol var değil mi böyle? Bakın arkada bir komşu varmış. Şu anda kullanmadığı için çok işletmiş. Burası da arkadaşlar diğer kadastro alıyor. Resmette görünüyor. Onun alt tarafı zaten evden belli arsa. Normal 3 metre genişliği normal kadastro yolu var. Aynen burası. Şimdi evimizin bir açısını da buradan göstermiş olayım. Yani burası normalde bir arabanın, traktörün gidebileceği şekilde. Şu anda kullanılmadığı için böyle ot bürümüş. Tarantılar. Aynen. Bakın avlumuz taş, duvar ve işte tel örgüyle oluşturulmuş. İçinde çeşitli meyveler var dedim. Bir kısmını burada göstereyim. Burada ne görebiliyorum? İncir, ceviz. Yaz ileride bir asma da var. İçeriden göreceksiniz. Bakın evin bu açısı burası arkadaşlar. Teraslı kısımda. Ev eski değil. Kaç senelik aşağı yukarı? Abi, tam bilemiyorum ama herhalde yani 20-25 senelik. 20-25 senelik falandır. İçeriden göreceksiniz. Çok kullanışlı. Büyük. Arkasında gördükleriniz de şöyle biraz açalım ışığı. Daha iyisini göstereceğim. Daha önceden dammış falan ama müştemilat evi yapılabilir, kömürlük yapılabilir falan böyle. Yani hafif meyilli. Öyle bakın düzlük alanı da var. Şimdi girelim evin bahçesine. Ha, bakın evden de göreceksiniz. Manzara bu. Bakın. Evin önün manzarası. Şöyle açalım rengini de. Görüyorsun çam ormanları. Zaten böyle gelirken şu yolu çok beğeneceksiniz. Çan'dan sonra Karakoca Köyü, Terzolan Beldesi, Terzolan Göleti böyle ormanlar başlıyor. Kıyıda köşede bir sürü evler falan böyle arazilerde. Yani tercih edebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi vaktinden kaçırdık. İçerileri biz biraz bir keşif yaptık. Gezdik. Bahçeyi, evin dışını filan. Bakın asma böyle üzerinde. Üzüm veriyor değil mi bu? Evet. Bu sene biraz üzümlerimiz şey oldu. Havaların sıcak gitmesiyle alakalı. Onu biliyorum. Klima bile var galiba değil mi? Var. Çalışıyor. Arkadaşlar birkaç eşyanın haricinde şimdiden söylüyorum. Evin eşyalarını hani koltuktu şeydi, divandı falan onları bırakacaklar yani. Ve buzdolabı falan o tür şeyler kalır herhalde değil mi? Kalır. Tamam. Dışarıda falan bakın böyle çeşmelerimiz var. Arabayı gördünüz böyle bir şeyle beraber aynen. Hatta bu sayonatın buzdolabı da dayanmıyor. Buzdolabı da yok söyledi. İçinde değil mi abi? Tamam. Yani burada kullanılan eşyalar çamaşır makinesi de varsa bile kalır ya. Yani Allah'ın izniyle. Tamam abi. Altta da yine su alıcı öyle kuruluyor. Yani. Şurada bir açalım mı? Evet. Ben mi açalım? Bakın burada o güzel balkon altı bir kömürlük gibi kuruluk gibi böyle bakın eşyalar da konmuş. Yağmurdan çamurdan. Aynen. Işık bile var ama açarsam. Evet aynen açıldı. Gösterebileyim bakın. Tabi aşağı kadar gidiyor görüyorsunuz. Burası sonradan teras bölümü. Ha temel duvarlarına görün bakın arkadaşlar. Evin temel duvarları taş. Yukarısı tuğladan betonarme. Direkli. Direkli. Bu da direkli zaten. Bunu da göstermiş oldum. Şimdi köşküm bu. Tamam. Arkadaşlar bahçeden başlayalım ki hava kararmadan. Bakın. Daha önce burada biraz sürülmüş galiba herhalde burada. Bak böyle bahçe yapıyorlarmış. Şurada bir kapı var sizde ya bakıyorum değil mi? Tabii tabii o da. Yani traktör giriş çıkışı. Traktör kapısı yani. Bakın bahçeyi orası da. Sürmek için olan. O zaman 3 tane kapısı var arkadaşlar bahçenin. 3 tane yani kapısı var. Traktör giriyor sürmek için. Çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar genelde köy evlerinde bize soruyorsunuz. Ya işte şey var mı? Bahçe ağaçlar var mı diye bakın. 1266 metrekare bir dönümden fazla arsanın içerisinde bakın asmasından erik de var orada galiba. Erik var. İncirler. Şurada bir kirazdan bahsetti abim galiba şu kiraz herhalde. Aynen şu da öyle. Çok güzel bir kiraz olduğundan bahsetti. Nereden getirdiğini öğrenemedim dedi babamın dedi. Halit abimiz. Halit abimiz de bu evin sahibi yani. Coşkun oğlu oluyor. Bu köyün de eski mutarısı değil mi Halit abi? 25 sene mutarı. 25 sene bak yani Halit abi. Halit abi videoda çıkmanda bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok yok. Tamam. Köyün 25 yıllık mutarlığını yapmış bir abimiz. Cami yanında. Cami de yeni yapıldı. Onu da bakın gösterdim size. Evimizin kliması var. Sıcak su şeyi var. Deposuyla beraber ısıtma sistemi var. Isıtma sistemi yok dedim. Sobalı bir ev de.
sıcak suyu var yani. Sıvalı şey var, güneş enerjisi. Güneş enerjisi ısıtma suyu var. Yani su kesintisine karşı da yine şey var, tatlı su deposu da var. Ha, olur, olmuyor genelde galiba su kesintisi değil mi? Olursa diye yani olmaz. Kaç ton abi o? 3 tonluk bakın görüyorsunuz hemen şurada şey de var. Şimdi ben şey göstereyim arkadaşlar. Bakın olur da nasip olur erken gelirseniz değil mi abi? Bu bahçeden istifade edecekler yani. Ederler tabii tabii. Heh. Bakın patlıcan ekmiş ablamız burada herhalde. Hemen toplayıp kesip yemeye başlayabilirler. Aynen domatesler falan pembe domates. Bunlar fasulye gibi. Bakın yine bir üzüm asması orada var eski direkleriyle beraber. Bir üzüm asması da yukarıda var. Bak şöyle. Bir de orada var. Oo süper. Tam elimin hizası arkadaşlar. Yaklaştırabilirsem de göstereyim. Bakın şurası. Bahçe çok geniş. Meyli görüyorsunuz bakın. Bu da kiraz. Bu da kiraz. Telefonu tam dik tutuyorum bakın. Şöyle şey yapayım. Bir saniye. Tam dik duruş böyle bakın. Hafif meyli yani. Manzarası harika. Tekrar göstereyim ki. Bakın bahçedeki hafif meyilli olmasını görüyorsunuz. Aslında bunun avantajı ne? Su tutmayacak yani burası. Evet. Ama yaşlı birisi bile burada rahatlıkla yürüyebilir değil mi Halit abi? Yani bazen insanlar diyor ben 60-70 yaşındayım işte zorlanırım diyorlar böyle. Cami de dibinde. Elhamdülillah. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bahçeyi bitirelim evin içine girelim. Bakın o köşeye kadar bir gidelim mi Coşkun? Gidelim. Su kuyusu var mı burada bu arada? Su kuyusu yok abi. Yok değil mi? Tamam. Su kuyuya ihtiyaç yok. Bol. Aynen bol su. Çanın en çok suyu olan köylerden ilk üçün arasında. Sınırı burası. Ha, bu arada şimdilik burada işte Halit abimiz demin gösterdim. Burada oturacak üst tarafta değil mi? Evet. Orada annesine bakıyorlar. Çana da gidip gidiyorlar devamlı. Çanda esasen aslında oturuyorsunuz normalde. Çanda ve burada. Yazlık olarak buraya geliyorlar. Komşunuz olacak. O yönden de avantajınız tabii ki. Bakın burada da bir üzüm asması var dedik. Bir de bahçeye bu açıdan bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Gayet kullanışlı. Yerin çok hoşuma gitti açık söyleyeyim. Yani mail yapısını da görüyorsunuz. İkinci kapı bakın şeyde hani arabayla girebileceğiniz kapı orada şimdi oraya kadar gideceğiz. Ondan sonra evin içine gireceğiz. Böyle mevki tertemiz havası var. Net söylüyorum yani gelince de göreceksiniz. Zaten biliyorsunuz biz videolarda her şeyi olduğu gibi göstermenin derdindeyiz. Siz olabildiğince doğru algılayın diye. Bu binalarda potansiyel arkadaşlar bakın burada. Neden potansiyel dedim. Eski yıkık dökük binalardan değil bakın betonarme. Bir devam ederken pardon tuğla duvarlar var içeride. Daha önce bak danmış değil mi? Şey, evet. Işık yoktur burada muhtemelen. Aynen. Evet, çatısı falan düzgün bakın. Şimdi buradan ben ışık yeterli gelmedi bana ama ben görüyorum. Hani istersen bir ışık tutuvereceğim misin telefonla? Göstereyim şimdi sağlam olduğunu anlasınlar. Bakın sol tarafa doğru tutalım. Biraz da şuradan ben açayım. Şöyle yapalım. Heh, bakın şimdi 3 aşağı 5 yukarı görünüyor. Çatı yeni yapılmış onarılmış zaten. Ağaçlar yeni yani gördüğüm kadarıyla. Gelince siz de göreceksiniz. Bir bölüm öyle var. Bakın bir bölüm burada yine böyle bir yer var. Açabilirsek Coşkun bunu da gösterelim. Evet su depomuz bakın 3000 litre görünüyor. Böyle iki tarafta teraslık gibi yer var ama burası biraz daha şey. Evet kömürlük ağır diye. Eski yenilemişler. Bakın burada tuğlalardan belli zaten. Sıvanmış. Bakın. Kiler gibi de kullanabilirsiniz. Zaten şu anda bile öyle yapmışlar bir nevi. Odunluk gibi. İşte odunlarını koyuyorlar. Aynen. Çünkü burada sobalı evde kalacağız. Arkadaşlar bu çatı bakın şurada. Bu sadece çatıda var. Bu hayvanlar için eskiden yapılmış. Aynen. Yani. Biraz daha sıcak olsun diye bakın. Çatısı normalde bu. Görüyorsunuz. Bu ise sonradan konu var biraz sıcak olsun falan diye hayvan bakılırken ama şu anda hayvan falan bakılmıyor tabii ki. Yani yoksa şey bu yani. Yukarısı. Çatı bu. Beton yerler. Tertemiz. Yani burada hayvan bakmak isterseniz değil mi? 10-20 koyun. Bakabilir. 3-5 hayvan bakabilirler yani. Hani hayvancılığı sevenler. Bakar ya da kurluk olarak kullanır. Kesinlikle çok zamanla, hazır. Yani atıyorum bir gelinimiz birimiz olur derlerse aynı böyle köy evine de çevirebilirler. Müştemilat evi gibi tabii. Burada 1+1 böyle banyo. Hazır elektriğine kadar var zaten. Aynen lamba da çekilmiş. Onu biraz daha donatıverirler evin içerisinde tabii. O kadar. Bir tek burada esik alan ne olmuş arkadaşlar? Şu bölge olmuş. Ama değil mi? Bu sonradan bölümü ara bölümü. Sonradan mı yapıldı bu? Tabii yani. Aynı eski eski sistem gibi. Allah'a merhaba. Selamun aleyküm. Bakın böyle bir gireyim şuraya da. Merak ederler belki hızlıdan gösterelim. Bakın bir köyde lazım olabilecek olan işte kazandı şeyde onları koydukları şekilde bir yer. Şimdi çıkalım şey. Şöyle bakalım.
Evet. Arkadaşlar ikinci girişimizin de kapısı bakın böyle. Ben bunu girişte de göstereceğim ama bakın köy yolumuz, cami orada. Yol burada. İşte aynı sahipler yukarıda oturuyorlar dedim. Yazları geliyorlar, anneye bakın çanda oturuyorlar. Burada da komşu giriş çıkışı var. Kapatabilirsiniz, açık kalabilir. Şimdi evin girişinden girelim. Coşkun buradan girelim. Tekrardan evin içine girelim. Evet arkadaşlar. Şu açıları görmenizi istedim. Bakın. Yani burada masraf yok. Yani yok yani. Tamamen artık sizin tercihlerinizde ve bütçenizde kalmış. Kendinize göre değiştireceğiniz şeyler var. Bakın özenilmiş yani su aktığı zaman yağmur suları falan eve hiç girmesin diye. Şuraya azıcık eşeleyiver Coşkun da. Bakın. Yani garaj girişimizi etkilemesin diye. Buradan böyle su aşağı verilmiş ki hiç şey yapmaz. Sürgülü kapılar gördüğünüz gibi. Evet. Ne yapalım kardeşim, girelim demiştin bir şeye. Evet. Bakın gardını saçtan böyle garaj gibi, indirme gibi yapılmış. Şurada güzel bir kamelyalık, asmalık demin göstermiştim. Betonu atılmış. Böyle bahçe manzaralı bakın. Nasıl oluyor işte böyle? Burası bak harika yani böyle. Siz buraya bir şömine yapın kendinize göre, kafanıza göre takılın ya. Bahçenin bakın ta oraya kadar bahçe bizim arkadaşlar. Görüyor musunuz? 1266 metrekare. Bunu tekrar söyleyelim. Yani bu videoyu çok uzun yapmama çalışacağım ama böyle güzel görünce, her şey tamam görünce ister istemez sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bakın açıyı, sizin arabanız olduğunu kabul edin. Bak bu şekilde böyle. Bunu kapatabilirsiniz de ama böyle yeterli oluyor diyorlar Coşkunlar herhalde. Tabii. Yukarıdan bir şey olmadıkça. Aynen. Şey de güzel. Asmamızın ne diyorlar bunu? Çardağı da demirden. Değil mi? Demir. Sağlam. Elhamdülillah. Bakın buraları daha da çiçeklendirebilirsiniz. Çok güzel. Şurada yine bir, bu neydi? Kestane biraz var. Ha, kestane acı. Kestane de var arkadaşlar. Bakın üzerinde bile bir tane gördüm. Şurada da var. Bakın, uçlarda 3 tane. Mevsimi de gelince değil mi? Sonbahara doğru olacak bunlar yani. Ekim 15'ten sonra. Aynen. Bu bölgede burada, bu arada bu bölgede mantar, yenilebilir mantarlar, bu çam ormanlarında. Tabii. Kestane ormanlarına yaklaşıyoruz buradan yukarı doğru şeye. Bu hani 5 yol falan diyorsunuz Terzalı'nın üst taraflarına. Yani buradan 7-8 kilometre sonra kestane ağaçları var zaten. Kestane ormanları süper var. Süper ya. Reybeker 5 yol tarafı. Süper. Şimdi girelim. Coşkun. Girelim. Hadi bismillah. Coşkun burada belki ben sana telefonu vereceğim. Kamerayı vereceğim. Evet. Şöyle kaç basamak çıktık? 1, 2, 3, 4, 5 basamak arkadaşlar. Çıkıyoruz. Merdivenimiz bu kadar. Ama üst tarafta bu yok tabi değil mi? Üst tarafta yok. Orada sadece bir sıfırdan gidiyoruz. Bizi güzel bir teras karşılıyor böyle. Manzarası harika. Bakın çift camlı pencere tipi takılmış. Güzelce plastik penlerle kapatılmış. Temiz temiz. Mutfağa açılan bir penceresi var. Burası doğu manzarası olması lazım. Doğru mu? Evet. Doğu böyle. Doğu yer. Aynen. Kıble tarafımız böyle. Güney ve güneydoğu şeklinde. Manzarası. Manzara bu arkadaşlar. Bunu bol bol göstermek istiyoruz. Hani birazcık dediğim gibi hala gün ışıkları var. Şöyle gösteriyorum yavaşça bakın. Bu bölgedeki diğer videolarımızda da gene çevreyi anlatan bizim birkaç şeyimiz vardı. Yani Bardakçak köyünden geçiyoruz. Bardakçak köyünde bir yerde tanıtım yapmıştım. Bakın bahçe güzel. Evimizde ne demiştik? 130 metrekareden büyük, şu an. Büyük bir de sayıda bu balkonlarla evet, beraber değil mi? 130-140 metrekare civarında. Bakın eşyalı olarak bırakılacak. Burada birkaç özel eşya alınacak sadece. Bizi harika bir salon karşılıyor. Burada artık Coşkun sana versem kamerayı da böyle ben de biraz göstereyim olur mu? Futbol sahası büyüklüğünde diyebiliriz. Tamam, şuradan tutabilirsin şu şekilde. Tamam. Benden ziyade evi gösteriyoruz. Arkadaşlar geniş bir salon. Vallahi hemen hemen bir 40 metrekare falan var galiba aşağı yukarı. Değil mi? Aşağı yukarı vardır yani. Fazladır. Fazla da olabilir belki. Gördüğünüz gibi iki taraftan kapısı var. Sağlı solu da odalar. Mutfak, banyo falan var. 3 artı 1 şey olarak. Kullanım olarak. Doğru mu? Doğrudur. Şöyle Coşkun şurada bir tur atalım. Şöyle bir gel orta yerde sana zahmet. Şöyle tam orta yerde. Döndür. Şöyle bir görünsün orta yerde 360 derece. Daha hızlı dönebilirsin biraz daha. Nasıl yavaş şey yapıyor. Evet. Bakın. Yani
Süper. Yani böyle köy yerinde hayat deriz biz ya. Burada orta salon hayat gibi de kullanılacak şekilde. Yani hemen çat kapı her taraf. Misafirlerimi ağırlama yönden güzel. Her odanın penceresi var. Müstakil bir evi. Karanlık bir yer yok. Hiç karanlık bir yer yok. Yani bir sürü kapı açılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi nereden başlayalım? Mutfaktan başlayalım arkadaşlar. Şeyler çok güzel. Gayet kullanışlı. Yani kapılar, kasalar. Sunta, ahşap kasa ve kapılar. Güzel verniklenmiş, temiz temiz kalmış. Camlı ayrıca. Arkadaşlar aşağı yukarı 8-10 metrekareye yakın bir mutfağımız var. Bakın yine manzaralı. Demin o gösterdiğim bahçemiz, işte uzaklar, ormanlar. Yine teras manzaralı, buradan terasa. Eski sistem. Burada mutfak tezgahımız. İşte beton tuğladan yapılmış. Üzeri kaybolukları kapatılmış. Eski sistem. Siz isterseniz dolaplar yine bakın yetecek kadar burada dolap da var. Altta da biraz. Siz isterseniz bunu zevkinize, bütçenize göre yapın ama bu şekilde de bizim işimizi görür mü? Görür. Görür. Kullanılır durum hocam. Aynen. İsterseniz buraya bakın daha önce kullanılmış. Tabi bazen badana istiyor zaten. Badana boya istiyor. Şu anda sık kullanmadığı için şey yapmamışlar. Burada baca sistemimiz var. Yani buraya bir maşinga biz deriz. Kuzine kurarsanız. Bakın bu buzdolabı falan kalıyor burada. Evet. Eşya olarak da. Yani burada kapkacak bir de tabaktır, şeydir, bırakacaklar. Bunlar kalıyor değil mi? Bunlar evet. Kalıyor. Koltuklar kalıyor. Evet. Sadece bir bazalar alacaklar içeride ya da burada. Evet. İkinci odamız banyomuz arkadaşlar. Onu alıvereyim. Tabii. Şöyle oturmalı tuvalet şeklinde burada. Çamaşır makinesi de var. O da kalacak muhtemelen. Lavabosu bakın şofbeni elektrikli. Havalandırma sistemi hemen hemen burası. 8 metrekareye yakın arkadaşlar ya. Yani. Eskiden şeyimiz de vardı. Bacası olduğu için yani şeyle kazan tarzı oluyordu. Termosifon diyoruz böyle değil mi? Yani. Katı yakıt termosifonlar da kurulabilirdi. Belki onların boru sistemi de şuradaymış mesela bak. Oradan geliyordu muhtemelen. Böyle bir şey de var. Yerler kalemudur arkadaşlar. Döşeli. Farklı farklı kalemudurlar döşeli odalar. Yani beton hepsi bir şey var. Aynen. Evet burada bir küçük bir odamız var. Yaklaşık yine bir 10 metrekareye yakın galiba değil mi? Aşağı yukarı 8-10 metrekare arası. Şöyle gardırobumuz var. Kapatalım. Bakın yine manzaralı. Bahçe manzaralı. Tabiat manzaralı bir odamız. İki tane burada. Bir divan. Bir çeker şeklinde. Kapıları görüyorsunuz. Evet. Şimdi şu tarafa çıkacağım ama odaları bir bitirelim. Burada bir yatak odası görüyorum Coşkun. Doğru mu? Doğrudur. Şöyle açtım. Yanar herhalde. Evet. Burada da yine batı manzaralı arkadaşlar. Penceremiz var. Demin yolu göstermiştim diğer kapımızla beraber. Bakın. Böyle. Gayet güzel. Hazır şey de kurulu. Maşıngası da kurulu. Sobası. Evet. Yani odaya özel ısınabilecekler yani. Tabii hemen anda yakıp şöyle ısınabilir. Yemek pişirilebilir. Heh. Kuzinenin özelliği o zaten yani. Biz maşınga deriz onlara. Şöyle gösterebiliriz. Tabii gösterelim. Yani sobası hariç bir de fırını da var bunların. Tabii. Bakın. Var, fırın bölümü. Kovalı soba ayrıca bakın bu. Burada da yemek pişiriyorsunuz bunların üzerinde. Böyle. Ha, bilenler bilir. Biz bilmeyenler için gösterdik. Şimdi arkadaşlar. Bir de burada geniş bir yatak odası gibi. Siz salon, ekstra salon da yapabilirsiniz. Oturma odası gibi. Klimanın olduğu yerde burası görüyorsunuz. Bakın böyle. Tavanları görüyorsunuz. Betonarme. Hazır beton dedik. Yine bunun manzarası da batı manzarası. Göstereyim. Gayet güzel. Köy meydanı. Köy kahvesi de şurada var. Köy kahvesi açık oluyor mu akşamları? Duruma göre mi? Açık oluyor. Evet. Kişi o, yani açan açıyor kendisi öyle. 45-50 lira diyor. Bakın şuradan açabilirsem yeri göstereyim. Demin göstermedik belki. Tarif etmedim. Yaklaştırayım biraz. Bakın arkadaşlar. Gelip yeni yerleşenler bile var buralarda. Bakın şöyle evleri göstereyim. Ya da mevcut insanlar evlerini yenilemişler. Şu yolu takip ettiğimiz zaman bakın caminin buradan giden Kaplıca'ya doğru gidiyor. İşte buradan Bayramiç'e kadar bile gidebilirsiniz yani. Köyler arasına giderekten. Böyle çok güzel. Çok güzel bir konum. Yani şimdi açıklamada fiyatı yazacağız. Sen takıverirsen Coşkun. Arsanın büyüklüğü. Evin büyüklüğü. Oturulabilir durumda olması. Yeni bina olması. Çatılı. Efendim, bakın kirişler var. Hani bu arada depremle ilgili sorarsanız. Tek katlı müstakil bir ev. Tuğla betonarme yapım dedik. Kirişler var. Direkleri var dediler abimiz bir şey yaparken. Şey yönden de iyi. 20-25 yıllık ama muhtar abimiz Halit abi burayı kendine özel yapmış. Kendisi oturmuş zaten yıllarca. Bakın burada fotoğraflar falan var. Böyle
Şimdi arkadaşlar komşulara açılan ikinci terasımız. Burası terastan ziyade arkadan bahçeye çıkış gibi. Tuvalet ve burada şey var. Lavabo var. Onu da göstermiş olayım. Coşkun, burada ışık yakabilir miyiz? Heh, yaşa. Bakın lavabo. Burasının da olması. Oturmalı tuvalet. Heh, daha iyi oldu şimdi. Bakın yeni sıvanmış. Üzerine birazcık hemen badana sürmüş ama kullanılır vaziyette. Tertemiz şeyle gör. Yani burada da yine böyle ardiyelik gibi değil mi? Evet. Yani arka bahçeye giriş çıkış yani. Giriyorsunuz. Süs elektrik saatli öbür tarafta. Burada bir buzdolabı varmış. Bakın böyle. Şimdi bahçeyi de gösterdik. Ama şu kapıyı da açalım. Tamam. Halde gittiler mi onlar? Evet, bu kapıyı size göstermiştim. Evimizin iki tane araba, iki taraflı araba girebileceği bir bölüm var. Buraya hemen kaç araba sokarsın? Soksan iki araba mı? Buraya mı? Heh. İki tane araba alabilir. Burası alır değil mi? Bir, iki tane araba. Yani bir öyle alabilir. Bir öyle girip çıkabilir yani. Tabii. Toplamda yani ön tarafta da var bir tane. Üç tane araba içeri girecek ki meydandayız zaten. Traktörler olursa da üçüncü kapı var. En altta biliyorsunuz. Onu da gösterdik bahçede. Aynen. Valla yani daha büyük araç, daha büyük traktör tarzı bir şey olursa o da üçüncü kapı. Aynen arkadaşlar. Görüyorsunuz her taraf yeşillik. Ağaçlar falan çok güzel. Yani ben beğendim. Hani yazacağım fiyat eder mi? Büyüklüklerini düşündüğümüzde, evin oturumunu düşündüğümüzde arkadaşlar eder mi eder. Çünkü bugün bir 3 artı 1 daire almaya kalksak Çanakkale, İstanbul gibi yerlerde herhalde artık 6-7 milyon liralık şey. Artık 3'te 5'te kalmıyor. Şimdi ben burada fiyatı dile getirmiyorum çünkü fiyat zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Açıklamayı yazacağım arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Fiyatı video başlığının altında daha fazla ifadesiyle tıkladığınızda görebileceğiniz şekilde telefon ve bilgisayarlarda orada belirteceğiz arkadaşlar. Burayı tavsiye ederim, beklerim. Şimdi videonun kapanışını verelim şeyde, terasta verelim. Gel. Evet, bakın böyle. Çok güzel, çok temiz. Bana hep oturulabilir durumda olan yerler gösterin diyordunuz. Şimdi arkadaşlar burası ihtiyaçtan değil. Burası bir karardan dolayı. Burası Coşkun kardeşimizin yani Halit abimizin oğlunun değil mi? Evet. Onun adına. Şimdi onunla da beraber de şey yapabiliriz zaten. Şimdi şöyle yapalım. Manzaralı şekilde değil mi? Dikilelim şuraya gel. Vallahi. Evet. Coşkun arkadaşımız benim yıllardan beri tanıdığım, daha önceki mesleklerimde de tanıştığım bir kardeşimiz. Kendileri hem bu işte köyün muhtarlığını yaparken babaları bir yandan da o kaplıcaları işletmişler de birlikte. O konularda da genç yeni nesiller jenerasyonlar olduğu halde tabii daha sonra devrediyorlar. Şimdi kendisi ulaşımla ilgili bir mesleği var öyle diyelim. Evet. Evladım Çanakkale okumasıyla alakalı şekilde karar aldı. Çanakkale merkeze daha yakın bir yerde yerleşeyim. Oğlum orada üniversite okuyacak dedi. Evet. İnşallah biz de çok sevindik. İlahiyat okuyacakmış bu arada. Onu da belirtelim inşallah. Çanakkale 18 Mart İlahiyat. Aynen Çanakkale merkezde. Nasıl olsa dedi ben dedi araç ulaşım mesleğimizi, taksiciliğimizi. Tabii abi bir de şimdi en önemlisi diğer küçük oğlum da var. O da Biga'da İmam Hatip'te okuyor. Şimdi Biga'da okuyan oğlum var. Ha. Çanakkale İlahiyat'a gidecek birisi var. Annesiyle biz de Çam'da 3 tane ev, 3 tane bir tane yapmaktan sayıyoruz ayrı. Bir de çocukları bir araya getirip sahip çıkmak açısından. Evet. Ondan dolayı yani Çanakkale'ye küçük oğlumu da yine Biga'dan Çanakkale almanı düşünüyorum. O yüzden değil mi? Bir saniye bir orada yüzümüz çıkıyor mu diye çıkıyor. Şimdi yani bana soruyorsun neden satıyorlar diye. Bundan. Hani burada çünkü üst tarafta da zaten bir ev daha var. Çam'da oturuyor zaten kendisi bildiğim kadarıyla. Çam'da oturuyor. Aynen. Buraya yani yaz oldum bak arabasını buradaydı. Diğer... Hatta Çam'daki evimi de satıp çıkardım ha. Ondan dolayı. Yani Çanakkale merkeze göçeceğim diyor arkadaşlar. Evet. Evlatları yüzüne birlikte olalım, onları da himaye edelim diye. Bu da mantıklı. Başka bir sebebi yok. Bunu belirtelim. Arkadaşlar, işin yetkilisi Coşkun Bey bana verdi. Ama evet. Bunun yanında telefonlarım orada belli. Coşkun kardeşim belli. Bizde dürüstlük anlayışı var. Tamam, açık ve net yani. Her şey ne? Başka birinin aracılığıyla da bu yeri bunu görseniz dahi yetkili olaraktan evet, arkadaşımız verdi. Önümüzdeki aylar içerisinde inşallah bunu vereceğiz. Nasipse bu sezon bitmeden i̇nşallah. Diyelim yani. İnşallah. Niyetimiz bu. Evet, tekrarlamış olursak. Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı Bardakçılar köyündeydik arkadaşlar. Bardakçılar köyü Çan'a 17-18 kilometre civarında. Evet. Çan'la Bardakçılar köyü arasında Terzalan beldemiz var. Buralarda ormanlar, kaplıcalar, gölet balıkçılığı yapabileceksiniz. Evet. Gezintiler, havası tertemiz. Yani kalabalık çiftlikleri var. Daha yukarıda. Ayrıca aralarda değil mi?
Alabalık yemek istediğinizde ki şeyde de var, restoranda bazen getiriyorlar. Var var, orada da var. Var da dışarıdan kapıyorsun ama bir de ondan ayrıca yani şey var, alabalık çiftlikleri de var. Hayır, değil mi? Tamam. Yani doğayı, tabiatı, organik yaşamı, müstakil yaşamı tercih etmek isteyenler, sezonluk veya devamlı yaşayacağım diyenler için 1266 metrekare imarlı köy arsası içerisinde yaklaşık 130-140 metrekare de olabilir teraslarıyla beraber. Tabii 140 metrekareden aşağıda değildir hemen şu anda. Böyle bir ev olan, bahçesinde muhtelif çeşitli meyve ağaçları olan, bahçesi de değil mi? Sebze meyve de gördük orada. Her çeşit sebze meyve, her zaman yetişir. Su problemi hiç yok, hava problemi hiç yok. Hatta fark ediyorsun tabii, yani biz izleyenler anlayamaz ama sen fark ediyorsundur. Abi rüzgarı fark ediyorsunuz. Tabii sürekli esinti. Yaz ve kış 365 gün bu esinti var burada. Ama bu fırtına soğuk anlamı değil. Esinti yani. Yani tabii yani bu temiz bir hava sağlıyor. Yani. Sürekli bir hava sirkülasyonu var yani. Süper. Ve etrafı ormanlarla kaplı. Yani bunaltıcı değildir havası. Sıcak mıcak değildir yani. Sürekli böyle bir serinlik vardır burada. Biraz Karadeniz'e de benzeyen tarafı böyle. Evet. Hafif engebeli. Çok tatlı arkadaşlar. Kar yağsa burada mesela yollar hep açılıyor. Kaplıcı olduğu için hayatta bir gün kapalı kalmaz. Çünkü ya bir de avantajı var. Yerinden, dünyanın her yerinden müşteri geliyor çünkü. 2 kilometre mesafede 400 otelimiz var. Evet. Türkiye'den olsun, yurt dışından olsun. Ya sağlık turizmi için. Her yerde sağlık turizmi için müşteriler geldiği için. Yani buradaki çamdan çıkan ilk yolu açmak için araç, grader, dozer olsun. İlk Bardakçılar köyüne Kaplıcalar yolunu açar. O da mecburen bizim Bardakçılar köyüne yolunu açmak zorunda. Asfaltı çok düzgün zaten. Tabii yani onun için. Yani buraya hiç kapanmaz desem yalan olmaz. Ve suyu çok tatlı arkadaşlar. Çay yönünden bilmiyorum nasıldır. Zaten şöyle söyleyeyim. Çan'da ilçede içtiğimiz su, tatlı suyumuz. Çan'ın 34 tane köyü dahil içtikleri su bizim kendi köyümüzün dağımızdan. Şu karşıda gören Ağdağ'ından geliyor. Ağdağ'ın mimarisi burası. Bak onu hep gösteririm Ağdağ'ını size. Ağdağ burasıdır. Yani bu zaten suyun mimarisi burası bu köy. Bakın Ağdağ dediğimiz arkadaşlar bu. Bunu bana bir arkadaş da söylemişti. Su kaynağı olan burası arkadaşlar. Çanakkale'ye bile bir ara Ağdağ suyu diye. Hala gidiyor. Hala gidiyor mu? Çanakkale merkezine bile bu dağ. Bu da böyle arkasında zaten bu olmasa şu anda Kazdağ zirvesini görürüz arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Arkası Bayramçı Evci. Ayazma dedikleri. Ayazma tabi. Evet. Bunun sol tarafından bizim son köyümüz Kızıl Elma var. Kızıl Elma'dan sonra bir daha Bayramçı köylere başlıyor. Bayramçı Yeşilköy, Karaköy, Aynen. Evciler, Ayazma bu şekilde devam ediyor. Kazdağ manzara şekilde gidiyorsunuz. İşte Çanım'la her zaman söylüyorum ya Kazdağ uzantıları diye. İşte bu yüzden arkadaşlar. Yani Kazdağ'ın etekleri burası oluşuyor. Buradan başlıyor. Aynen. Ben uzantı diyorum. Etek diyebiliriz. Çünkü yayılımlı ve Çanakkale'nin bütün ormanlarını sağlayan havza buraları yani. Evet. Bunun bir kısmı da Balıkesir'de kalıyor. O taraf artık Altınoluk tarafları falan filan ama esas yayılım burada. Bakın bu Ağdağ böyle. Yani, ben bunu diğer bir yolumda da şey yapmıştım. İçme suyu kaynakları bu dağdan kaynaklanıyor. Temin ediliyor. Çok iyi. Coşkun, inşallah kardeşim vesile oluruz. Çünkü benim müşterilerimin çoğu zaten hep böyle yerler arıyor. Tamam mı? Devam ediyor. Bitirelim. Evet arkadaşlar sizi buraya bekliyoruz. Ben Deniz Ahmet Değirmenci. Yer sahibimiz Coşkun kardeşimiz. Abi. Her şey olduğu gibi gösterme gayretinde bulunduk. Geldiğiniz zaman da aynı misafirperverliği ve burada açık seçik her şeyi görebileceksiniz. Her zaman. Hiç problem yok. Saklanacak, gizlenecek de bir şey yok. Her şey açık ve net görülebilir. Kısmen eşya alınacak. Çoğu burada bırakılacak. Yani siz gene kendinize göre getirin ama geldiğiniz anda eşyasız bile gelseniz burada oturmaya başlarsınız. Yani bu gece oturup yatabilirler, hiç sıkıntı yok. Aynen yani böyle. Biz geldik deyip misafirimiz olarak bile almasa bile bu gece mesela topu gününü bekleyecek olursak kendi evlerimiz gibi kalabiliyorlar, sıkıntı yok. O konuda sıkıntı olmayacak kadar. Tüm elektriği, suyu, her şey açık zaten. Borcu, derdi, ipoteği, şu sumuz hiçbir şey yok. Elhamdülillah. İstediği zaman, istediği şartta da diyebilirim. Satışa hazır vaziyette. Gördüğünüz arkadaşlar resmi satış engeli hiçbir şey yok. Müstakil tabut Coşkun kardeşimiz üzerinde zaten evet. Normalde. Şimdi ben bu videoyu yayınladıktan hani sonra resmi prosedürler 1 saatte biterse 1 saatte 5 saatte biterse resmi olan nasıl oluyorsa tapu müdürler arkadaşlar. Tapu müdür abi. Onlar da bizde sizinle ilgili bir sorun yok yani. Böyle arkadaşlar evet sizlere net tanıtımlarımızla net olan yerleri göstermeye devam ederken böyle bir yeri göstermemize vesile olduğu için ben de burada huzurunuza Coşkun kardeşim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi bize teveccüh gösterip bu mesleği yaptığımızdan dolayı güvendikleri ve tanıtımımıza vesile oldukları için. Arkadaşlar bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izleyip yorum yazıp beğenmeyi, böyle yaparak destek olmayı unutmayınız. Tekrardan hürmetler, sevgiler, saygılar. Hayırlı günler efendim. İyi günler.